Artan sıcaklıklar en az bizler kadar onları da etkiliyor. Bir kap su ya da yiyecek bulabilmek için gün boyu mücadele ediyorlar. Herkesin bir kap su, bir kap mama koyması insanlar için çok zor bir iş değil. Yani bu hayvanlar da size zaten zarar veren bir durumu yok yani. Kesinlikle herkes bir kap bir su koyması lazım. Veteriner hekim Zafer Altınsoy bir kap suyun hayat kurtardığına vurgu yaptı. Zaten ölenler de oluyor yani. Bu açlıktan, susuzluktan çok ölüm oluyor. Yani ama yine 2 gün, 3 günde böyle kalabilirler yani. Ve 3. günde sizin bir mamanızı suyunu koydu, gördüğü zaman nasıl bir durumu olduğunu yani hissedebiliyor musunuz? Yani bir 3 gün aç kalmış, sizin koyduğunuz bir mamayı 3. günde buluyor, bir ölümden dönüyor yani. Ve ondan sonra oraya öyle bir bağlılığı olur ki onu gitmez yani. Peki sokakta yaralı bir hayvanla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmeli? İlk müdahale trafik kazası geçirdiği zaman bize zaten arıyor. Direkt bir veteriner hekimi aramaları gerekiyor. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Yan yattı, iç kanaması var. Ölmek üzere. O kedi köpeği çok fazla hastane hastane dolaştırıp iyice rahatsız etmek yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben diyorum ki biraz daha sıcak ortama alın. Yani çünkü iç kanama var. Beyin ölümü gerçekleşmiş. O ölüme gidiyor. Kalkamıyor. Ama basit bir şey oldu. Ya hemen bir ona bir su vermek. Su dediğiniz serum zaten. Bizim verdiğimiz serum. Suyu vermek ağzından. O ilk yapabilecek şey. Koronavirüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana merak edilen bir konu da vardı. Hayvanlardan insana virüs bulaşır mı? Hayvanlardan, kedi köpekten koronavirüs insanlara geçmez. Biz yıllardır koronavirüsü biliriz zaten. Yıllardır kedilerde ölümcül bir hastalık, köpekte aşısı olan bir hastalık. Hem oksijenin bağlanacağı, hemoglobine bağlanıyor. Kedide sinir sistemine yerleştiğinde kedi titremeler, delirmeler oluyor. Bunun en büyük çözümü bağışıklık artırılacak. Ama kediden, köpekten bir koronavirüs insana geçseydi biz olurduk.